Değerli basın mensubu arkadaşlarım, değerli büyüklerim, değerli hocam, değerli arkadaşlar, davetimize icabet etmenizden dolayı size kalbi şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum davetimi icabet ettiğinizden dolayı. Bizler Dünya Tren Yardımlaşma Derneği teşkilatı olarak Türkiye genelinde 81 ilde kurulacak olan bir teşkilatız. Tabii biz Sakarya'da, Akyazı'da olduğumuz için ben kendim şahsen genel merkezin burada olmasını tercih ettim, kuruluşunu. Burası ki, genel merkez. Evet, genel merkez. Tabii ki biz genel merkezi Ankara'ya taşıyacağız. Niye? Taşıyacağız. Bütün teşkilatlar kurulduktan sonra öyle düşünüyoruz. Çünkü bizim teşkilatımıza Türkiye Cumhuriyetlerinden devamlı misafirlerimiz, üst düzey misafirlerimiz gelecekler. Ondan sonra orada havaalanı var, merkez, Ankara'da başkanı. Bir havaalanı yap başkanım. İnşallah. İnşallah. Siz Osman Bey merasını yaptırmadınız bunca senedir. Yani biz 35 senedir yurt dışındayız yani. Değil mi? Evet. Şimdi bizler 81 ilde kurulacak olan bir teşkilatı sadece Akyazı'da, yani kurulmuş normal böyle hani öbür teşkilatlar gibi hani yöresel değiliz. Bunu da tabii ki açacağım ben. Bizler tabii ki Dünya Turan Yardımlaşma Derneği aslında büyük teşkilatlar, hani bu devletlerde de bu böyledir. Devlette hani devlet kurulu, devletin kademeleri vardır. Bizim de bu teşkilat Dünya Turan Birliği Teşkilatı. Büyük bir kuruluş. Ve tabii ki bu kuruluşunda hani nasıl büyük firmaların oluyor bir de diyorlar ya, yan sanayi gene onlara bağlı olan böyle, onların altında çalışan böyle bir teşkilat olacağız. Onlara biz destek olacağız tabii ki. Bu Dünya Turan Teşkilatına, biz Yardımlaşma Derneği şu anda. Bizler tabii ki müracaatımızı Dünya Turan Teşkilatı olarak müracaat etmiştik valiyle. Ondan sonra onlar tabii ki bize bu ismi onların veremeyeceğini, teşkilat, birlik olarak kuramayacağımızı, kurabileceğimizi, yalnız burada olmayacağını, İçişleri Bakanlığı'nda alınabileceğini söylediler. Tabii ki bildiğiniz gibi ben de 35 senedir yurt dışında yaşıyorum. Orada bir teşkilatın genel başkanlığını yapıyorum. O kadar süre burada kalamazdım. O yüzden Yardımlaşma Derneği adı altında hani bir kurulsun dedik. Kongremizden sonra 6 ay bir süre var ya, o kongreden sonra hem tüzük değişikliğine gideriz. Bu arada da 2 ay sürüyormuş İçişleri Bakanlığı'na sunulduğu zaman. Yani biz şu anda Dünya Turan Yardımlaşma Derneği'ni, hani burada yazdığı gibi Dünya Turan Birliği Teşkilatı olarak müracaatımızı İçişleri Bakanlığımıza yapacağız. Daha yapılmadı. Şu an dernek. Şimdi pazar günü kongremiz var. Yeni yönetimden beraber kararı alacağız. Biliyorsunuz hani karar almadan tek başıma ben başkan olarak karar veremiyorum. Ondan sonra ekibimizle beraber kararı vereceğiz. Ondan sonra da müracaatımızı İçişleri Bakanlığı'na yapacağız. Ve yavaş yavaş Türkiye genelinde 81 ilde bu teşkilatımız kurulacak inşallah. Şu anda zaten teşkilat başkanımızın çalışmaları devam ediyor. Hani İstanbul'da, Ankara'da zaten hani başkanlarımız belirlendi, ofisleri böyle bu şekilde. Yani sizler örnek olarak söylüyorum, Ankara'ya gittiniz, İstanbul'a gittiniz. Oralara gittiğiniz zaman hani burada nasıl bu teşkilat varsa orada da telefon açıp ben geliyorum dediğiniz zaman orada sizi misafir edecekler inşallah. Hani gittiğiniz her ilde olacak bu. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz. Cihat Rami Başkanımız da zaten bu konuda çok tecrübeli. Aslında açılış konuşmasını kendisine yaptırmak isterdim. Tabii ki Ömer kardeşimiz söyleyince ben de bir hoş
hoş geldiniz konuşması yapmak için lafı aldım. Aslında Cihat Başkanımızın söyleyecek olduğu şeyler vardır. Kendisi söyledikten sonra ben de sorularınızı cevaplarım. Benim de söyleyeceğim şeyler var. Buyur başkanım. İlk öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbet duygularına selamlıyorum. Dünya Turan Dayanışma Derneği'nin olağanüstü genel kurul toplantısına katılmak üzere Ankara'dan geldik. Kıyafet olarak da siz değerli basın mensuplarının karşısına uygunsuz bir şekilde çıktığım için özür diliyorum. Siz de araçtan indiniz başkanım. Yolculuk zorunluluğu, bazen bu şekilde zorunluluklar insanları bu kıyafette toplantılara katılma mecburiyeti kıldırıyor. Dünya Turan Devletleri Teşkilatı'nın oluşturulması çerçevesi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Türkiye'nin öncülüğünde Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan devletlerinin katılımıyla bir Turan Devletleri Teşkilatı'nın oluşumu gerçekleştirildi. Bu oluşumun gerçekleştirilmesinden sonraki süreçte devletler arası boyutta, uluslararası boyutta çalışmalara geçildi. Ve Aksakallar Şurası kuruldu. Bu Aksakallar Şurası'nın da genel başkanlığına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Binali Yıldırım seçildi. Bu çalışmalar devletler arasında boyutsal olarak devam ederken bizler de Sayın Genel Başkanımızla birlikte Kavkaz bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdik. Özellikle Azerbaycan Devleti'ne ve Azerbaycan Devleti'nde bir konferans verdik. Azerbaycan Devleti'nde Turan Partisi Genel Başkanı Sayın Cihandar Bayoğlu'nun daveti üzerine Genel Başkanımızla bir heyetle birlikte Azerbaycan'a gittik. Azerbaycan'da gerçekleştirdiğimiz konferansın neticesinden sonra Sayın Genel Başkanımızla yapmış olduğumuz istişareler ve değerlendirmeler neticesinde Dünya Turan Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasının devletler arası boyuttaki çalışmalarından ziyade bu çalışmaların boyutsal olarak kamuoyuyla bağdaştırmak ve kamuoyunu Turan ülküsüyle tanıştırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları nezdinde bu platformda çalışmalar yapılması gerekliliğini düşüncesi ve fikriyle hareket ederek Dünya Turan Teşkilatı adı altında bir teşkilat kurma kararı aldık. Sayın Genel Başkanımızın kurucu başkanlığında. Yapmış olduğumuz ilk müracaatta tabii ki teşkilat olarak müracaatımız kabul görmedi. Bu kabul görmeyince de ilk etapta Dünya Turan Dayanışma Derneği adı altında bu teşkilatımızı kurduk. Teşkilatımızın kurulmasından sonraki süreç içerisinde yapacağımız çalışmalar ve sivil toplum kuruluşları platformunda gerçekleştireceğimiz diyaloglar çerçevesi içerisinde en kısa zaman diliminde Dünya Turan Teşkilatı bünyesinde teşkilatlaşma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii özellikle bölgemizin yapısı ve genellikle bizim ilke olarak kabul ettiğimiz, düstur olarak kabul ettiğimiz rehberimiz Kur'an, hedefimiz Turan, istikametimiz Kızıl Elma. Bu ilkeler ve bu düstur çerçevesi içerisinde çalışmalarımızı sahaya yansıtacağız. 81 vilayet ve 967 ilçe. Bu ilçelerin hepsinde ve tüm vilayetlerimizde Dünya Turan Teşkilatı'nın konuşlandırılması ve teşkilatlandırılması çalışması yapacağız. Ama bu çalışmalarımızı Türkiye genelinde sürdürürken sadece Türkiye'den asılı kalmayarak uluslararası boyutta da bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlk öncelikle Dünya Turan Teşkilatları Devleti'nin mensubu olduğu devletlerde temsilcilikler açacağız. Daha sonra Avrupa'ya yayılacağız. Avrupa'da özellikle
Türk vatandaşlarımızın yaşadığı kesimlerde bu çalışmalarımızı hızlı bir boyutta hayata geçireceğiz. İnşallah Rabbimin izniyle Turan ülküsünü, Turan hedefini kamuoyuyla, milli iradeyle bağdaştıracağız ve Turan devletinin oluşması çerçevesi içerisinde başarılı çalışmaların altına imza atmayı hedefliyoruz. Hedefimiz bu. Hiçbir şekilde hiçbir siyasi düşüncemiz veya siyasi ideolojik bir yapımız söz konusu değildir. Bizim hedefimiz ilk önce de söylediğim gibi her şeyden önce Turan ülküsü. Turan Birliği'nin oluşmasıyla beraber zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanlığında, öncülüğünde bu Turan Devleti gerçekleşecek olursa bölgede büyük bir güç kitlesi oluşacak. Bunu da özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya'ya komşu olan ülkelerin bu konudaki rahatsızlıkları söz konusu. Özellikle İran, Rusya ve Avrupa devletleri Turan Birliği'nin oluşması yönünde çok büyük rahatsızlıklar duymaktadır. Yani düşünün, Turan Birliği gerçekleşecek olursa, Turan Devleti kurulacak olursa Rusya sınırları içerisindeki Türk asıllı, Türk kökenli etnik grupların bu Turan Devleti Birliği'nin içerisine katılması sonucunda zaten Rusya denilen bir şey kalmayacak. Bugün İran'da, Güney Azerbaycan'da yaklaşık olarak 40 milyona yakın bir Azerbaycan Türk'ü yaşıyor. Özbekler de var galiba orada. Evet. İran'da. Turan Birliği'nin oluşumundan sonra bu Güney Azerbaycan'daki Türk vatandaşlarımızın bu birliğe katılmasından sonraki süreç çerçevesi içerisinde 80-85 milyonluk bir İran otomatik olarak 35-40 milyonluk bir nüfusa düşmüş olacak. Bugün o bölgelerde yaşayan Türk vatandaşlarımızın hepsi canı gönülle, büyük bir hasretle Turan Birliği'nin oluşumunu bekliyorlar. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde bu ülküyü, bu hedefi hem tecrübesiyle, hem saygınlığıyla, hem kişiliğiyle ve Avrupa'da da büyük bir çevre edinmesi sebebiyle Sayın Genel Başkanımız İlyas Kulaksız Beyefendinin genel başkanlığında bu hedefi gerçekleştirme yoluna çıkmış durumundayız. Rabbim bu yolda bizlere muvaffak etsin inşallah. Tabii ki bu hedeflerin gerçekleşmesinde siz saygıdeğer basın mensuplarının, basın kuruluşlarının, yerel basının, ulusal basının çok büyük ehemmiyet ve önemi var. Bizim halk kamuoyuyla bağdaşmamız ve onlara ulaşmamızın en büyük kilit noktası basın. Ondan dolayı size büyük bir hassasiyet ve büyük bir saygıyla yakınlaşıyoruz. Ve Sayın Genel Başkanımızın da telefonla yapmış olduğumuz istişarede yarın gerçekleştireceğimiz olağanüstü pazar günü gerçekleştireceğimiz olağanüstü genel kurul toplantısından önce Sakarya Akyazı'ndaki basın birliği kuruluşlarının siz değerli mensuplarıyla bir araya gelmek ve bir ön değerlendirme yapmak açısından bugün bu toplantıyı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah bu sizler aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz toplantı başarılarımızın daim olmasına vesile olur. Düşüncemi beyan ederek tekrardan hepinize saygı, sevgi ve muhabbet duygularımı sunuyorum. Tekrar uzak yoldan geldiğim için bir artık kusur ettiksek affola. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Sefalar. Mesela bugünlerim Türkiye'de diyelim ki bir savaş oldu. Savaş demeyelim, iç savaşı. O zaman Özbekistan, Kırgızistan, Tataristan, Azerbaycan hepsi Türkiye'ye yanında olacak. Veya bir gün burada bir güzel bir şey oldu. Onlar hepsi sizin yanınızda olacak. Yani Türkiye'nin yanında olacak.
Kırgızistan'da oldu, bizimkiler orada. Yani Türk birliği demektir. Burada yani öyle bir şey yoktu ki biz kimlerse savaşa kalkarçı mesela. Yani Türk'ün bir olmasını bütün dünyaya biz asırıkçı. Biz Türk'ük, Türklerimiz var. Hatta şu anda Rusya'da yaşayan Türklerin hepsi bir ayrıntılımın olduğu yer var ya. Oraya hepsi destek. Yani hepsi bir gelmiş. Tamam bak anlıyorum. Hep böyle bütün dernek tüzükleri şunlar bunlar iyi niyetle yapılır. Her derneğin tüzüğüne bakın. Vatanseverdir, milletin sever değil mi? Çalışır, yardım etmek ister ama onların başına o dernek büyüdüğü zaman alt niyetli adamlar girmiştir. Yani. Biz yaşadık ya. 12 yıl öncesi gibi silah aynı ama komünisti vuran silah aynı, ülkücü vuran silah aynı. Ortalığı karıştıranlar çıkar diye dedikodulara bak. Şimdi bak az önce hocam az önce çok güzel bir şey söyledi. Onu geçinde bulmuş. Şimdi onu ben anlıyorum. Dikkat zaten birebir işin içinde olduğumuz için ben dedim ya. Bakın değerli hocam. Şimdi siz de takip ediyorsunuz bilmeniz gerekiyordu. Yani takip ettiğinizden dolayı. Şimdi söyleyeceğim hatırlarsınız diye düşünüyorum. Ben 18 Mayıs'ta bir paylaşım yapmıştım. Değerli hocam. 18 Mayıs'ta ben yazmıştım ki o paylaşımda sosyal medyada bir de bakmışsınız İYİ Parti'ye bir FETÖ'cü SKM başkanı not edin 18 Mayıs'ta yolladım. Kim yapmış? Ben biliyorum. Ya bak önceden de tanışıyorsun. Ya kızım orada da oldu benim. Ya bakalım. Geçişte mi? Ya bakalım. Şu anda mı artık? Yok köyde deve geçtim. Deve geçtim. Topçuydum ben topçu. Havada o birlik duruyor. Topçu da havada duruyor. Güzel günler bizi bekler, boşa değil bu emekler. Güzel günler bizi bekler, boşa değil bu emekler. Şahit olsun. Şimdiden bir gün oturalım da orada. Ömer mi? Ömer. Hepinizi bekliyorum. Hep derinden alttan gidiyor. Hepinizi bekliyorum. Tekrar hoş geldin. Maşallah. Katılımımızdan dolayı sizlere tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bizden beraber olduğunuz. Şu anda incelememizi yaptık. Yeterli sayı var. Hatta fazlası var. Yeterli sayısı olduğu için ben fazla konuşmak istemiyorum. Açılış yoklamasını divan heyetine sunacağız. Yalnız ben açılışımızı değerli İsmail hocamızın ülkeler ile beraber Frank ile açılmasını istiyorum. Sonradan tabii ki divan heyeti İstiklal Marşı saygı duruşunu ben burada kesmek istiyorum. Çünkü bayağı geç başladık. İkide başlayacaktık. O yüzden çabuk bitmesi bağlıdan ben hemen acele ediyorum. Yani divan heyetini öneriyoruz. Evet. Sayın Başkanımız da geldi. Ben hemen divan üyelerine buraya davet edelim. Okula bakalım, oylayalım bakalım. Gelecekler mi? Okula bakalım. Evet, yönetim kurulu başkanlığına, divan başkanlığına Şenol Sayılı, divan katibine Önder Karan, divan katibine Ali Osman Ayvaz'ı teklif ediyoruz sayılarımızla. Divanı önünde sunuyoruz. Kabul edenler. Divanı buraya davet ediyoruz. Evet. Divan gelsin. Ondan sonra değerli başkanlarım, basınımızın değerli mensupları, tüm katılımcılar. Öncelikle bugün aramızda teşrif ettiğiniz için hepinize buradaki arkadaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Ayrıca beni divan başkanlığına önermenizden ötürü de kendimi mutlu ve onurlu hissediyorum. Arkadaşlarımızla beraber inşallah bugün burada güzel bir oluşumun hep beraber demelini atacağız. Gündemimizin ilk iki maddesini oluşturduk. Açılış yoklaması yapıldı.
tam sayı olarak teşekkür edildiği söylendi bana. Dolayısıyla bugünkü olağanüstü genel kurulumuzu yapmamız için herhangi bir engel teşkil etmemektedir. Bunun için hemen hızlıca maddeler eşliğinde gündemimize geçmeyi arzu ediyorum. Yapacağımız bugünkü divan, bugünkü güzel demeli, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Beni de bu bağlamda İlyas Başkanımın ve dava arkadaşlarının önermesi gerçekten benim için bir onur olmuştur. Dolayısıyla günümüz itibariyle gelmiş olduğumuz noktada böyle tarihi güzel bir günde böyle bir oluşumun temeli atılması ayrıca güzel bir oluşum olmakla tarihi bir önem arz etmektedir. Bugün Akyazı denince burada aramızda bulunan efsane başkanımız Recep Yıldırım'ın da malumları hakka, halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla başlayan hizmet belediyecilik anlayışının demelim ilk Akyazı'da başlamıştır. Rahmetli Erbakan hocamızın bir baharla çiçek olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar anlayışıyla Sakarya'mızda, Akyazı'mızda bu temel yıllar önce alınmıştır. Bugün de tekrar yine Akyazı'da böyle güzel bir oluşuma, Dünya Duran Birliği'nin teşkilatı olarak kuruluşuna hepimizin teşrif etmesi, bu tarihi güne tanıklık etmemiz gerçekten ayrı bir önem arz etmektedir. Bu açıdan da tekrar bu teşkilatta görev alacak olan kardeşlerimize, buna üye olacak kardeşlerimize, destek olacak kardeşlerimize ayrıca buradaki bulunan yönetim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel demeler eşliğinde gündemimize hızlı bir şekilde geçiyoruz. Gündemimizde kısaca ben arz edeyim. Saygı duruşumuz var, İstiklal Marşımız var. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından faaliyet raporunun okunması var. Ama zannediyorum daha kuruluş aşamasında olduğu için çok uzun bir faaliyet raporumuz mevcut değildir. Ondan sonra derneği taşınır, taşınmaz menkul ve gayrimenkul alımı motorsuz taşıt alımı genel kurula sunulması, onaylanması ve kabulü. Altıncı madde olarak da gelir giderlerin okunması, görüşülmesi ve kabulü. Yedinci madde olarak da tahmini bütçenin sunulması, görüşülmesi, onaylanması. Sekizinci madde yönetim kurulu, 7 asıl 7 yedek üye denetim kurulu ve 3 asıl 3 yedek üye gizli olma, oylama ve seçimi. Dokuzuncu madde olarak da seçilmiş olan eski ve yeni genel başkanımızın burada serbest konuşma dilek ve temennileri olacaktır. Kapanış. İnşallah bu maddeler eşliğinde bugünkü genel kurulumuzu başlatmak istiyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ولا تدع الكافرين
والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا على الفاتحة. Korkma sönmez bu şafak, larda yüzen al sancak, sönmeden yurdumun üstünde tütenen soracak o benim milletimin yıldızıdır, parlayacak o benim din, o benim. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Ankara'da ikamet ediyorum. Ve bu çalışmanın muvaffakiyete ulaşması için ilk öncelikle teşkilatımızın Türkiye genelinde 81 vilayette konuşlandırılması ve müteakiben uluslararası boyutta Türk soyluluğunu benimsemiş, damarlarında Atatürk kanı taşıyan yurt dışındaki tüm Türk vatandaşlarımızın bulunduğu ülkelere ulaşmak ve onlarla diyalog içerisinde bulunup Turan ülküsünü onlara ulaştırmak açısından uluslararası boyutta da teşkilatımızı konuşlandırma çabası içerisinde olacağız. Bu vesileyle bu çalışmada Rabbim bizleri utandırmasın. Sayın Genel Başkanımız İlyas Kulaksız'ın genel başkanlığında ve idare kurulunda görev alan kardeşlerimiz ve tüm üyelerimizin çaba ve başarılarıyla muvaffakiyete ulaşacağımıza olan inancımızla hepinizi tekrar sevgi, saygı ve muhabbet duygularında selamlıyorum. Varlığınız daim olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Evet, değerli başkanım teşekkür ediyorum. Sayın değerli vekilimiz, sizlerden Allah razı olsun. Her zaman Avrupa'da, sadece Türkiye'de değil, sadece burada değil, Avrupa'da dahi bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Yani Avrupa'da olan toplantılarımızda, Avrupa'nın başkenti Belçika, Brüksel'de yapmış olduğumuz çalıştaylarda her zaman kendisi gelemese de telefonla hep katılmıştır. Desteğini her hayırlı işte desteğini bizden arkasında sunmuştur. Kendisine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Siz değerli başkanlarıma da çok teşekkür ediyorum. Turan Birliği normal böyle bir mahalle derneği değildir. İlçe derneği de değildir. Bizler dünyadaki ne kadar Türkler varsa Türkiye Cumhuriyetleri başta olmak üzere bütün Türkleri bir araya getirmek için kurulmuş bir teşkilatı. Ve şu anda bu görev bize tebliğ edildiğinde Azerbaycan'da tabii ki çok heyecanlandık. Biz Avrupa'da zaten bu Şenol Başkanımız çok iyi kendileri biliyorlar. Zaten beraber sık sık çalışıyoruz. Kendisi de hem Bielefeld, Münster şehirlerinde başkanlık yapmış. Cumhurbaşkanımızın Avrupa'da kurtulmuş olduğu Uluslararası Demokratlar Birliği'nin başkanlığı yaptı. Çok başarılı bir şekilde de bu işi yürüttü. Devamlı geçtiğimiz haftada kendisi oradaydı. Seçim sandıklarında Almanya dahil, Hollanda'ya dahil gitmiş
yapmışlar, kontrol etmişler, arkadaşlarımız yönlendirmiştir. Bizler de hep beraberiz. Zaten yolumuz belli. Yani söz konusu vatan olduğu zaman, din olduğu zaman hani gerisi teferruat bizim için. Dünya Turan Birliği olarak da bizler öncülük yaptık ve bizleri sizler desteklediniz. Üyelerimiz zaten akın akın hep telefon açıyorlar. Tanımıyorum hiç. Nereden buluyorlar telefonlarımı? Telefon açıyorlar. Başkanım işte bizler katılalım, biz de üye olalım diye. İnanın bizler şu anda açılışımızı yapacaktık. Deprem olunca, deprem felaketi olunca biz iptal ettik açılışımızı. Tabii seçimler de var. Seçimlerden sonraya bıraktık. Allah nasip ederse seçimlerden sonra Ekrem Yüce Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber, kendisi beni çok sever. Ben de kendisini çok severim. Mehter takımını da gönderecek inşallah. Türkiye Cumhuriyetlerden gelecek olan genel başkanlar da bizzat ben kendim rica ettim. Kendi kültürümüzü yansıtan giysilerle, giyen ekiplerle gelin diye. Yani çok güzel böyle bir yürüyüşle beraber. Bir tabii ki açılış toplantımız olacak. Kalabalık bir şekilde. Ondan sonra buraya gelip burada resmi açılışımızı yapacağız. Kulüplerimizi keseceğiz. Ondan sonra zaten bizim faaliyetlerimiz ondan sonra başlayacak. Bütün Türkiye Cumhuriyetlerinden bizlere gelecekler. Bizler o devletlere gidecek. Ve birlik beraberlik işinde zaten Türkiye yüzyılı diye boşuna demiyoruz biz. Gerçekten bu seçimler çok önemli. Yani önceden perde arkasında iş görenler şu anda küresel çetenin destekleriyle beraber perde önüne bütün her şeyle güçlerine beraber inmişlerdir. Avrupa'nın en büyük yani gazetesi Bild Zeitung denilen gazetede, yani burada Türkiye'de herhalde Hürriyet en büyük gazete değil mi? Orada da öyle düşünürüz. Yani eğer diyor AK Parti kazanırsa 63 ülkenin diyor lideri olacak diyor. Adamlar çıldırıyorlar, bas bas bağırıyorlar, olmasın kazanmasın diye. Bizim içeridekiler tabii bunlar küresel çetenin elemanları, kandırılmış insanlar. Bunlar da şu anda yapılan bütün yatırımları durdurmak için uğraşıyorlar. Bizler eğer bu seçimlere alnımızın aklıyla kazanırsak değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim, ondan sonra Dünya Turan Birliği'nin ne olduğunu hem Türkiye hem de tüm dünya görecek. Bunun sözünü ben veriyorum buradan. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Ben her işe girmem. Başaramayacağım işi de Allah'ın izniyle hiçbir zaman almamışımdır. Bir işe de girdiysem Allah'ın izniyle, nihayetiyle o işi ben sonlandırmışımdır. Sayın Bekirimiz, bunu yapıyorlar sağ olsun da. Değerli Sayın Divan, çok kıymetli yeni seçimine girmiş ve inşallah başkanlığını da devam ettirecek olan arkadaşlar. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum ben de. Bu güzel toplantının ve Akyazı'da yapılması ve genel merkezinin burada olması bizim hakikaten mutlu etmiştir. İlyas kardeşime ve arkadaşlarına başarılar diliyorum. Elimizden geldiği kadar her zaman yanınızdayız. Bizim davamız hak davadır. Hak dava siyaset üstü bir davadır. Sivil toplum örgütlerinin mutlaka burada yeri çok önemli. O bakımdan hem bir hafta sonra yapılacak olan seçimin inşallah Türkiye yüzyılı olarak yapılmış ama bundan sonra seçimden sonra dünya yüzyılı damgasını vuracak bir seçim olacaktır. O bakımdan bunun partisi şusu busu yok arkadaşlar. Erbakan hocamız her zaman derdi hak ve batıl mücadelesi, ki hak ve batıl mücadelesinin noktasına gelmişlerdir. Ya ben 69'dan beri Erbakan hocamızın başlattığı o meşalenin arkasında yürüyen bir kardeşinizim. İnan bu seçimler kadar önemli. Gece rüyama giriyor ya. Samimi söylüyorum. Şehit ve şühadanın kanı var ya ortada. Hangi zalim, hangi inançlı insan, hangi Allah'a ve peygambere inanmış insan gider başka tarafa ya? Hiçbir şey konuşmasa, iktidar bugüne kadar 20 yıldan beri hiçbir şey yapmasa, soğan isterse 100 lira olsun ya. Ya kardeşim gelecekten soğanı yemeyiz. Ama vatansız, imansız, Kur'ansız, kitapsız yaşayamayız. Onun için net ayrılmış bu saf. Elimizden geldiği kadar, sağ olsun bakın Diyarbakır'dan arkadaşlarımız burada. İşte Kürt'üm ben diyor. Ben de Müslüman Türk'üm kardeşim ya. Müslüman Kürt, Müslüman ya. Omuz omuza sevişmişiz. Şu anda yan yana oturuyoruz. Kim ayırır bizi? Ancak müşrikler, siyonistler, Allahsız ve kitaplılar bizi ayırır. Ayırmaya çalışır ama ondan muvaffak olamayacaklar inşallah. Biz ümit ediyoruz ki bu seçimden sonra oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir dediği gibi şairin, işte o oluklar ayrılacak. Temizler bir tarafa, Tayyipler bir tarafa, Tayyip'in manası biliyorsun temiz. Temizler bir tarafa, kirliler bir tarafa olacak ve Allah'ın izniyle onların da kurtuluşu için dua edeceğiz. Kimse bizim düşmanımız değil.
Ama hak ve hakikatta kardeşimiz olanlarla beraber Dünya Turan Teşkilatımızın başladığı bu Akdeniz ilçemizde de bizim 1989'da başladığımız belediye başkanlığı hizmetimizde hala bakın Akyazı Türkiye'de Marmara bölgesinde birinci olarak devam ediyor. Her oyunda inşallah daha güzel olacak. İnşallah. Daha güzel vazifeler başlanacak. Turan Birliği'nin başkanı olan kardeşlerimiz ve yönetim kuruluna da ben başarılar diliyorum. Her zaman yanınızdayız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. İyi ettiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sağ olun.